Faillere verilen cezaların sağlık çalışanlarının vicdanında karşılığı olmalıdır. Devletimizin tüm yetkili mercileri tarafından sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin karşısında durulmasını, sıfır tolerans gösterilmesini istiyoruz. Bu haklı davamızda vatandaşlarımızın ve değerli vatanımızın desteğini önemsiyor. Bu zor günlerimizde her dayanımızda görmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Malatya Tabip Odası olarak bir kez daha bu vahşi saldırının faillerini şiddetle telin ediyor. Başta kıymetli hocamız olmak üzere bütün sağlık camiamıza, hasta ve hasta yakınlarına ve Malatyalı hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları. İki gün önce cumartesi gününün ilk saatlerinde saat 1 civarında bir hasta yakını Çağatay hocamızın odasını kundakladı ve hoca öğretim üyelerinin olduğu koridorda bir yangın meydana geldi. Alarm sisteminin devreye girmesiyle hastane personelimizin anında müdahalesi, ardından Malatya itfaiyesinin de desteğiyle yangın söndürüldü. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralanma olmadı. Ancak dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servislerindeki hastalarımız hastane içinde başka birimlere nakledildi. Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ama ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü duyuyorum. Bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir. Tekrar hocamıza geçmiş olsun diyorum. Birkaç kelime söylemek üzere mikrofona davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli öğretim üyeleri, değerli idareciler, değerli arkadaşlarım, sayın basın mensupları, çok uzaklardan, yurt dışından beni arayan arkadaşlarım. Ben 3 küçük şey söyleyeceğim. Yeterince herhalde kapsamlı olur. Önce tabii ki bu konuda bütün gayretleriyle çalışan sayın rektörümüz, sayın başhekimimiz, diğer idari camiaya bir teşekkür borçluyuz. İtfaiyemize ve güvenlik birimlerimize bir teşekkür borçluyuz. Şimdi böyle intihar uyandıran bir olay Malatya'da oldu. Ben 21 yıldır Malatya'dayım. Malatya'nın insanı Kadir Şinas'tır, değer bilirdir. Böyle kötü olayların ismimizi karalamasına müsaade etmeyelim. O bakımdan bu hassasiyeti çok iyi gösterelim. Malatya'nın insanlarını hiçbir şekilde bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım. O bakımdan bunu özellikle hasreten sizlerden istirham ediyorum. Bu çok önemli. Malatya temiz, iyi, vatanperver insanların olduğu bir yerdir. Onu özellikle vurguluyorum. İkinci çok önemli olan şey, sağ olsunlar Sayın Bakanımız beni aradılar. Bir ihtiyacım olmadığını sordular Sayın Sağlık Bakanımız. Ben kendilerinden bir tek şey istirham ettim. Dedim ki bu sağlıkta şiddet giderek dayanılmaz boyutlara varıyor. Bu bakımdan benim sizden istirhamım bu sağlıkta şiddet yasasını hekimlerin, hemşirelerin, sağlık personelinin, tüm ilgili sağlıkçıların bu şiddete karşı korunabilmeleri için bu yasayı en ivedilikli ve en kapsamlı bir şekilde çıkartabilmeleri için onlardan yardım istedim Sayın Bakanımızdan. Kendileri de biz bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz. Biz gerekli ön çalışmalarımızı yaptık ve Adalet Komisyonu'na ulaştırdık diye kendileri de bu konunun takipçisi olacaklarını bize bildirdiler. O bakımdan kendilerine de bu bakımdan çok müteşekkirim. Sonuçta önemli, ciddi bir olay yaşadık. Biz sağlam durabilmeliyiz ki hepimiz bu sıkıntıları bertaraf edelim. Bir de tabii ki güvenlik sorunu var. Bu hastane çok iyi hizmet veren, çok liyakatlı insanların, liyakatlı kişilerin omuzlarında gidiyor. Bu bakımdan 7'den 70'e burada
çok büyük gayret gösteren hekim, akademisyen arkadaşlarımız var. Güvenlik önemli, sadece onlar için değil. Güvenlik aynı zamanda burada bize bırakılmış olan hastalarımız, hasta yakınlarımız için önemli. O bakımdan ben bilhassa halkımızdan da bu güvenlik konusunda bizim birimlerimize ve çok yakından işbirliği yapmalarını ve eğer eksiklerimiz varsa mutlaka başhekimimize, sayın rektörümüz gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Bir daha böyle felaketler yaşamamak adına hepinize saygılar sunuyorum. Hastanın tabii bakımında güçlük var. Aile bundan zorluk duyuyor. Ondan sonra rektör hocamıza, başhekim hocamıza da iletmişler. Bana da iletildi. Ben de bu hastayı hem ileri bakım için hem de desteği için yaklaşık Ocak ayından bu yana kendi yoğun bakımıma aldım. Ondan sonra hatta bir destek olarak bir şant daha taktım. İkinci bir şant daha taktım. Bu su daha iyi boşalsın diye destek vermek adına. Bu vejetatif komada tebriken hastanın daha iyi gitmesi, geldiğine göre daha iyi ama tabii ki çok büyük bir hasarı var. Bu bitkisel konumda destekliyoruz. Bunu da zaten ben ailesine detaylı olarak anlattım ondan sonra. Yaşlı bir amcamız var, amcası olabilir bizde yatan hanımın. Ondan sonra o kendisiyle konuştuk. Yine bir yaşlı bir hanımefendi var ondan sonra. Yine onunla konuştuk, bilgilendirdik. Bu saati de ben iki defa gördüm. Ben hastaya çok bilgi veririm, çok iletişimde bulunurum. Ondan sonra iki kere de bu hastayı gördüm. Yalnız işte eski zamanında işte bizim hastamızda problem var, sıkıntımız var diye serzenişte bulunmuşlar. Ama dediğim gibi ben hastayı yatırdım ve gerekli müdahaleyi yaptım. Bunun haricinde o kişiyi iki defa gördüm. Bu konuşmalarım sırasında iki defa da bu kişiye bu bilgileri verdim ama intikal etmemişler. Yani bu kişiyi ben, bu olayın faili olan kişiyi iki defa gördüğümü hatırlıyorum. Hasta bilgisi verirken. Yani bu bilgiden tatmin mi olmalı? Olmuş olması lazım. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Ama detaylı, ben dediğim gibi iletişime çok güvenirim. Çok bilgi veririm. Dediğim gibi o yanındaki diğer insanlar, hastanın beyi gelir, ona bilgi veririm. Bizde bir personel yakını var. Ona bilgi veririm. Ondan sonra hani yakınlarına bilgi veririm. Yani ben çok fazla çözümleyemedim. Tehditler alır mıydınız hocam aynı? Hayır.